ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Yemek sepeti işçi komitesi Twitter hesabı diye bir hesap varmış. Ben böyle bir şey ilk kez duydum. Demişler ki işte biliyorsunuz bu aşılamayla ilgili e, kuryeler de yemek sektörü de aşılanacak. Diyor ki Sağlık Bakanlığı'na göre taşımacılık sektöründeki işçiler ve kuryeler aşılanacaklar. Ama biz 4 ay önce sendikalaştığımız için Nevzat Aydın yani yemek sepetinin kurucusu iş kolumuzu değiştirdi. Bu yüzden artık E-Devlet'te büro, e büro çalışanı gözüküyoruz. Patron sendikalı olmamızı istemediği için aşılanmayacağız demiş. Nevzat Aydın da buna cevap vermiş. Twitter hesabından. Ne demiş onu da getirelim ekrana. Bir onu hemen alın burada metne yazmışsınız da. O da diyor ki ne hikmetse bizimle ve benimle ilgili yalan haber bitmiyor. Yemek sepeti saha çalışanlarının öncelikli olarak aşılanmasıyla ilgili herhangi bir problem yok. Saha çalışanlarımızın listesini Sağlık Bakanlığı ile Cuma günü paylaştık aşılamanın pazartesi başlayacağını öngörüyoruz diye bundan 22 saat önce bir tweet atmış. Tabii bu bir anlamda bir ihbar niteliğini taşıyor daha önceki tweet. Herhalde bakıp sorarlar ne oldu kardeşim kim bir büro çalışanı oldu nasıl oldu meselesini sağlık çalışanları da aydınlatır. Şey çalışma bakanlığı da aydınlatır böyle. Nezdet Aydın'ın bu tweetine bir şey demiyorum. Bu gerçek mi, yalan mı, doğru mu, yanlış mı ama yani Mansur Yavaş'ın esnafı rahatlatmak için kurduğu bir sisteme yönelik e bari üzerine bir de para vereyim diye bir tweet atmıştı. Ben onu destekliyorum. Evet üzerine para da verebilirler. Yani Yani bütün şeyi dünyayı bir özel sektörün kar mekanizmasının bir parçası olarak görmek zorunda değiliz. Şu pandemi günlerinde eğer esnafın şu komisyonları vermekten kurtulup biraz rahatlaması için Mansur Yavaş ya da herhangi bir CHP'li, AK Partili İYİ Partili bir HDP'li bir kayyum, tabi orada belediye başkanı kalmadı da, HDP'nin belediyelerine gelmiş bir kayyum bir adım atacaksa, ben olsam Nevzat Bey'in yerinde desteklerdim bunu. Yani herhalde Nevzat Bey de yemek sepeti de dünyalığını yapmıştır diye düşünüyorum. Yani bu noktadan sonra ya dur şuradaki esnafın cebindeki yüzde onu <laughs> oraya kaptırmayalım. Bak biz burada zora düşeceğiz diyecek değillerdir yani. Hani <laughs> Nevzat Bey'in o da ne bileyim elinin kiri olsun ya. Ne olacak yani? Daha ne olsun abi yani? Hani <laughs> unicorn olmuş, satılmış, paralar gelmiş bilmem ne olmuş hala. Neyse birazdan bunu Elif'le konuşuruz. Elif geldi mi? Elif gelmeden önce biraz ciddi konulara gelelim abi. Erdoğan'la Biden Brüksel'de nihayet buluşuyor. Akşam 1.6'da gerçekleştirilecek bu toplantı. Tabii ne olacak diye konuşuluyor. Acaba gerginlik çıkar mı? Gerginlik falan çıkmayacak. Fakat şimdi oradaki işin püf noktası artık Suriye falan değil. Şimdi Amerika'nın önünde başka bir gündem var. Bizim gündemimizde pek yok. İşte Sedat Peker ne oldu? Tweet attı mı, atmadı mı? Bunları konuşacak zamanımız olmuyor belki ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllardır 2003 yılında herhalde değil mi? 2001 yılında 2001 yılında ilk Afganistan'a mı girmişlerdi? 2001'de 11 Eylül'den sonra Afganistan'ı bombaladılar, sonra da Afganistan'a girdiler. Ve de şimdi Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çıkmak istiyor, çıkacak artık. Ve de orada bir şey de sağlayamadı. Bir barış da sağlayamadı. İnsanlar öldü, paralar gitti. Fakat orada işte bir Kabil Havalimanı'nı en azından açık tutmaya çalışıyorlar. İşte o da hani insani yardım için ya da lojistik destek için anladığım kadarıyla. Peki o havalimanında kim nöbet tutacak? Kim duracak? Türk Mehmet nöbete mi gidecek? Bu Türkiye için iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bunun tartışmasını ayrıca yaparız başka bir programda uzun uzun. Ama şu anda bir numaralı madde anladığım kadarıyla Afganistan'da ne olacak? S-400'lerin paketini açacak mıyız? Açtık mı açmadık mı onu da bilmiyoruz ya şu anda. İşte onu acaba KKTC'ye mi koyacağız? Yok incirlik diye sürreel bir şey geçiyor. O konuşuluyor. F-35 programına döner miyiz? Bence pek döneceğimizi zannetmiyorum bu görüşmede. Yani bu görüşme sonrasında ılımlı şeyler çıkacaktır. Ee, bir görüş çıkacaktır ama mesela New York Times Biden'ın Türkiye ikilemini yazmış. Yani Türkiye'de Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve yönetim şeklinden haz etmediğini biliyoruz. En azından Trump kadar sevmediğini çok net bir şekilde biliyoruz. Ve de e, ama artık onlar da şöyle görüyorlar. Yani illa Trump kadar yakın dost olmayalım da beraber iş yapabildiğimiz bir ülke. Yani biraz bizi idare etmeye çalışıyorlar. Öyle görüyorlar tabii sen, sen şimdi böyle bir cümleyi hiçbir tartışma programında duyamazsın. Onlara bakarsan birkaç gündür televizyonlarda ne herkes kılıcını aldı gidiyor Brüksel'e doğru öyle bir hava var. Yemişim Amerika'yı diye yorumlar yapıyorlar. Yemişim Amerika'yı ya. Şimdi burada tabii daha üzerinde durmamız gereken başka bir şey var. Dünya değişiyordu. Geçen günse Wall Street Journal'ın bir haberini, yorumunu söylemiştim. Türkiye dedelerinizin bildiği Türkiye değildi. Şimdi NATO niye kurulmuştu? İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet bloğuna karşı Atlantik bloğunun yani Avrupa ve ya Amerika'nın bir e, silah dayanışma örgütüydü. Fakat Soğuk Savaş oldu. O dönem çok işlevseldi. Soğuk Savaş bitti. Çöktü. Şimdi başka bir dünya kuruldu ve kurulmaya devam ediyor. Şimdi bu tartışmada yani bugünkü görüşme aslında 2030 yılında NATO'nun vizyonuyla ilgili bir görüşme olacak. Yani NATO ne olacak? Nasıl bir şeye e, sarılacak? E, ve de nasıl bir stratejisi olacak? Türkiye'de bu NATO'da nasıl yer alacak? Bununla ilgili Bloomberg'de e, artık Biden e, Gordion düğümünü kesilmeli diye bir şey söylemiş. Şimdi Gordion düğümü ne diyeceksiniz? Gordion düğümü Büyük İskender'e affedilen bir söylencedir genellikle çözümü zor bir konunun kaba kuvvetle halledilmesi anlamında metafor olarak kullanılan bir kelimeymiş. Şimdi bak Bloomberg'ün e, metaforuna bak sen. Hani böyle bir şey veriyor. Fotoğraf da bence çok imalı. Daha önce Ankara'da çekilmiş. Biden geldiğinde herhalde Obama'nın yardımcısı olarak geldiği bir şeyde çekilmiş bir fotoğraf. E, ve de burada... E, Amerika'nın biraz daha adımlar atması gerektiğini şey yapıyor. Türkiye Batı'yı terk edeli çok oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ülkesini Batı'nın çıkarlarına açık bir şekilde düşmanca yaklaşan bir güçler eksenine, Çin, Rusya ve İran'a yaklaştırdı. Ülkenin popüler seçilmiş lideri olarak bunu yapmaya yetkisi var. Ama diyor ki işte işler iyi değil Türkiye'de. Onlar da biraz daha şey yapmalı diyor. Şimdi NATO 2030 vizyonu ile ilgili Büyükelçi Tacan İldem'in de katıldığı 10 kişilik bir uzman grup bir rapor hazırlamış. Yeni çağ için birliktelik diyorlar. Ve de bu şeyde 2030 vizyonunu anlatıyorlar. Yani nasıl bir şey olacak NATO? 7 yıl sonra nasıl bir ülkede yaşayacağız? Orada diyor ki ya güvenlik kavramı değişiyor diyorlar. NATO'yu daha aktif hale getirmemiz lazım. Şu anda atıl duruyor diyorlar. Gerçekten de NATO öyle duruyor. Suriye'de milyonlarca insan birbirinin boğazına yapışmış. NATO seyrediyor. Aman bu tarafa gelmesinler yeter. Türkiye'ye tutsun onları yeter pozunda. Ya da mesela şimdi ileride siber savaşlar başlıyor. NATO ne yapacak belli değil. Bir Rusya var da Rusya çok hani şu anda Kırım alınıyor. NATO bakıyor. Ukrayna diyor ki ya bizi NATO'ya alın. NATO seyrediyor. Yani tam bir NATO'nun aktif olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi bu yeni konsepte diyorlar ki ya 2030'larda diyor NATO yine güçlü olmak zorunda ama diyor bu sefer diyor karşımızda Rusya ve yanında Çin var diyor. Çin her ne kadar şu anda askeri olarak bir tehlike e, şey yapmasa da arz etmese de önümüzdeki yıllarda diyor özellikle ekonomik güç olarak NATO'nun karşısında duracak bir şey diyor. Bir de mesela teknoloji transferinde diyor ittifak yapmalıyız diyor. Yani ne demek ittifak? Yani S-400'ü gidip Ruslardan almayın. Çinlerin uçağını almayın. NATO üyeleri NATO silahlarını alsınlar. İşte oradaki transfer şey teknoloji transferi olmasın. Yani bizim silahımız F-35 projemizi öbürü almasın gibi bir şey söylüyorlar. Türkiye yönelik de Türkiye ilgilendiren kısmı da bu NATO meselesinde bu. Bu arada G7 zirvesinde böyle bir tuhaf hiç bugüne kadar görmediğimiz tablo vardı. Elizabeth, ikinci Elizabeth 13. Amerikan başkanıyla buluşmuş. Düşünseniz abi hayatınızda 13 Amerikan başkanıyla tanışıyorsunuz. Fotoğraflar konuşuldu falan ama asıl şenlik İsrail'de vardı. Neten Yahu'nun 12 yıllık iktidarı son buldu ve insanlar sokaklarda kutlamalar yaptılar. 60'a karşı 59 oyla bir koalisyon hükümetine yenildi ve de 12 yıldır ben iktidardayım, iktidarı vermem bir daha oylama yapalım demedi. <laughs> iktidarı bıraktı ve gitti. Millet de sokaklarda kutlama yaptılar. Ve de bayağı dün akşamın ilginç görüntülerinden bir tanesiydi. Elif geldin mi?